Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle ara yayınlara 5. sınıf matematik atölyem kitabı ile dersimize devam ediyoruz. 5. ünite araştırma sorusu sıklık ve çetela tablosu oluşturma. Konumu büyütüyorum. Belirli bir konuda herhangi bir grubun görüşünün belirlenmesi işlemini araştırma denir. Araştırma yapılırken soru hazırlama aşamasında şunlara dikkat edilmelidir. Tek cevaplı sorular olmamalıdır. Herkesce bilinen ortak bilgi içeren sorular olmamalıdır. Sorunun hangi gruba sorulacağı açıktan belirlenmelidir. Yan tarafta arkadaşlar bir tane e, örnek vermiş araştırma sorusu ile ilgili. Sınıfımızdaki öğrencilerin en sevdiği yemek hangisidir? Araştırma sorusu iken Türkiye'nin başkenti neresidir? Sorusu araştırma sorusu olmaz. Her bir verinin olma sıklığı sayılar kullanarak sıklık tablosunda gösterilebilir. Her bir verinin olma sıklığı çizgiler kullanılarak çeteli tablosunda gösterilebilir. Yan tarafında bunlara ait arkadaşlar örnekler vermiş. Direkt etkinliklerimize geçelim. Aşağıda verilen sorulardan araştırma sorusu olanları tik ile belirleyiniz. Ali'nin en sevdiği takım bu araştırma sorusu değildir. Sitemizde hangi oyun parklarının yapılmasını istersiniz? Bu araştırma sorusu. Apartman sakinleri hangi gazeteleri okurlar? Bu araştırma sorusu. Türkiye'de kaç il vardır? Bu araştırma sorusu değil. En büyük rakam? Bu da araştırma sorusu değil. Sınıfımızdaki, sınıfınızdaki öğrencilerin en sevdiği ders. Bu araştırma sorusu. Okulumuzdaki öğretmenlerin okulu ulaşım araçları nelerdir? Bu araştırma sorusu. Denizli hangi bölgededir? Bu araştırma sorusu değildir. Aşağıda verilen ifadelere yönelik çetere tablosu, tablolarını oluşturunuz. Kantinde 8 ayran, 5 su, 10 meyve satılmıştır. Gelelim ayrana 8 tane çizgi koyuyoruz. Burası 5 yaptı.

5B sınıfında 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5C sınıfında ise 7 tane erkek öğrenci varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir galeride 6 gri, 8 mavi, 5 kırmızı araba vardır demiş arkadaşlar. Bakın 6'yı gösteren burası olduğu için araba rengi burada gri oluyor. Burası 5'i gösterdiği için bu kırmızı. Burası da mavidir dedik. Bir hayvanat bahçesinde 12 kuş, 7 ördek, 3 maymun, 2 fil vardır. Burada arkadaşlar 12 tane olduğu için burası kuşu gösteriyor. Kalemimizi alalım. Burada 2 tane olduğu için bu fili gösteriyor. Burada arkadaşlar 7 tane olduğu için ördeği gösteriyor. 3 tane olduğu için bu da maymun. Aşağıda verilen çetele tablosunu sıklık tablosuna çeviriniz demiş. Sayalım arkadaşlar. Burası 5 10 15 16 17 18 19 burada 19 tane. 5 10 15 20 21 22 5, 10, 15, 20, 25, 26. Devam ediyorum. 5, 10, 15, 20, 23. 5, 10, 12. 5, 10, 15, 20, 25. Aşağıda verilen sıklık tablosunu çetele tablosuna çeviriniz demiş arkadaşlar. Çevirelim. 18 tane çizgi atacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Buraya geldik 24. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24. 16'ya geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Devam edelim. Buraya arkadaşlar 32 tane. Buraları hızlı hızlı geçelim. Buraya 32 tane, buraya 11 tane, buraya 9 tane. Direkt açalım arkadaşlar. Şurayı da açalım. Az önce zaten yapmıştık. Bu şekilde olacak. Bir market rafında bulunan süt çeşitlerine ait tabloya göre soruları cevaplayınız. Çikolatalı süt sayısı çilekli süt sayısından kaç fazladır? Şimdi arkadaşlar çilekli süt sayısı 14. Çikolatalı süt sayısı 20. Muzlu süt sayısı 12. Ballı süt sayısı 10. Çikolatalı süt sayısı 20, çilekli süt sayısı 14. Aralarındaki fark 6 geldi. Muzlu süt sayısı ballı süt sayısından ne kadar fazladır? Muzlu süt sayısı 12. Ballı süt sayısı 10. Aralarındaki fark 2. Bir çilekli süt 10 TL ise çilekli sütlerin tamamı kaç TL'dir? 14 tane çilekli süt var. 140 TL olarak geldi. Bir sinemada bulunan bir filmdeki öğrenci izleyici sayısının salonlara göre dağılımının verildiği tabloyu kullanarak soruları cevaplayınız. Bir öğrenci biletim 20 TL ise birinci salondaki öğrencilerden elde edilen toplam gelir ne kadardır? Şimdi arkadaşlar Birinci salona 25 tane öğrenci geliyor. 25 çarpı 20'den buradan 500 TL gelir elde edildiğini bulduk. Üçüncü salonda bulunan öğrencilerin 18 tanesi kız ise kaç tanesi erkektir? Üçüncü salonda toplamda 45 tane öğrenci var. 18'i kızmış. Geriye kalan 27'si erkektir dedik. Böylelikle arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız. you <laughs>